Süper Lig'de haftayı Elazığ deplasmanında beraberlikle kapatan Kasımpaşa evinde 2-1'lik bir galibiyet alan Gençlerbirliği'ni, Sivasspor karşısındaki 9'u çıkan Sivasspor karşısında bir galibiyet alan Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Şimdi maçın mesela şimdi Fenerbahçe maçı için değil ama ondan önceki haftalarda da Gençlerbirliği'nin Tolga Özkalfa ile bir karşılaşması olmuş Kayseri maçında. Sanki bu maçta o maçta Gençlerbirliği'nin aleyhine gelişmişti işler. Ceza sahasının dışında bir pozisyon içeriye taşınmıştı. Kötü bir yönetim vardı ve gençler bir oyun hani çok normal bir oyunken oyunun içerisinde hakem hatasının doğrudan skora etki ettiği ve oyunun da kendisini başka bir yere götürdüğü bir maçtı. Ve hani Gençlerbirliği gibi puana çok ihtiyacı olan bir takım içinde kötü bir durumdu. Tolga Özkalfa bu maçta biraz bence çok kolay kartlar gösterdi Sivasspor'a. Sanki hani o maçın gönlünü almak için yapılmış gibi düşündüm ben ister istemez. Umarım böyle değildir, yanlış düşünüyoruzdur. Yani sadece basit hatalardır bu bütün boğulup bitenler. Ama Gençlerbirliği'ne tekrar dönecek olursak, Gençlerbirliği'nin ben buralarda olmasını düşündüğüm takımlardan bir tanesi değil. Ben en azından orta sıralarda ve düşme korkusundan uzakta bekliyordum ben Gençlerbirliği'ni ama sürpriz sonuçlar aldılar. Şimdi hep benzetiyorum ben karakter olarak hani oyuncu topluluğu, genç oyuncu toplulukları, yabancı tercihleri ve kulüplerin hani işte mesela ikisinin de menajerlik sistemiyle işte birisinde Süleyman Onuk, birinde Onuk ve hani böyle bir durum var ve onun dışında istikrarlı bir başkan İlhan Cavcav gibi falan Kayseri Spor'a benziyorlar ve Kayseri Spor çok kırılgan bir takım çünkü çok genç, çok tecrübesiz bir oyuncu topluluğuyla oynuyorlar ve kırılganlıkları onları ligin dibine kadar götürdü. Gençler Birliği'nde de o bir türlü hani istikrarın sağlanamamasının sebebinin biraz da bu genç kadroyu topluluğu olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda tecrübe oyuncuları ve doğru yabancı oyuncularla birlikte Gençlerbirliği kadrosunun daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ama bu sene bu korkuyu, düşme korkusunu ne yazık ki yaşıyorlar. Şahsen umut ediyorum ki bundan çabuk çıkar Gençlerbirliği. Bu maçta onlar açısından önemli bir maç. Kasımpaşa gibi zorlu bir rakibe giriyorlar ama Kasımpaşa'nın ben son haftalarda daha iyi, daha derli toplu bir takım olduğunu düşünüyorum. Özellikle o uzun serinin ardından gelen galibiyet Kasımpaşa'yı biraz daha kendine güvenir hale getirdi. Zaten dediğim gibi iyi bir oyuncu topluluğu var. O yüzden ben Kasımpaşa'nın bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Gol bahsinde 2.5 gol üstü benim yine sizlere tavsiyem olacak. Kasımpaşa taraf bahsinde gol bahsinde 2.5 gol üstünü sizlere tavsiye ederek Kasımpaşa Gençlerbirliği maçında tavsiye ederim.